Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 19 Şubat 2023. Yani Şubat ayında çok soğuk bir hava olması gerekirken mükemmel bir yaz havası. Dereceye bakıyoruz şu an, evet 19 derece gösteriyor. Şubat ayında 19 derece, yani Şubat ayında normalde motoru çıkardığım yok. Hatta muayenesi vardı, onu ertelemeyi düşünüyordum. Soğuk olur diye gitmem diye, ama havalar bayağı bir sıcak. Yine de erteleyeceğim biraz. Nisan'da falan yaptırırım yani muayenesini. Gerek yok. Bir iki ay gitsin öyle. Ay sonu gerçi havalar yine soğuyormuş ama. Şu an hava dediğim gibi 19 derece, 19-20 derece. Yani uzun seneler oldu ben böyle bir hava görmedim. Bayağı da bir kuraklık geliyormuş bu arada. Bayağı kuraklık geliyormuş dediğim gibi, yani yağmur da gözükmüyor. Yağmur bari yağsa buğdaylar falan, yani iyice bazı yerlerde baktığımda sararmaya başlamış. Rüzgar da bayağı var bu arada. Yani Şubat ayı böyle bir videosu olsun, normalde aklımda yoktu ama havayı iyi gördüm, hadi dedim çıkartayım motoru. Şubat ayında da böyle bir videomuz olsun. Şubat 20, 19 Şubat, şu an 18'e düştü. Yani derece olarak dışarısı süper, yani tam motor kullanılacak gibi. Şu an gördüğünüz gibi bu yazlık eldivenleri kullanıyorum, hatta kışlıkları bile giymedim yani. Hem bir dönüşte şu göstergeleri de çekmiş olurum size. LED'e çevirmiştik ya bunları, hem onları görmüş oluruz. Kısa bir dönüş videosu gece. Lastiklerimiz daha soğuk, pek sert girmeme gerekiyor. Yani dünyayı gerçekten hiç iyi günler beklemiyor. Türkiye'de zaten işler sıkıntı. Yani dünya olarak da yani iyi değiliz. Yani tarım alarm verecek bu sene. Buğdaylar falan, bakalım ne olacak yani, zamlar. Deprem felaketi de başımıza geldi. Ölenlere Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Çok zor durumdalar yani. Zaten yakında bu şekilde giderse ay sonuna kadar hava, muhtemelen çiçek açacaktır yani meyveler. Ve ondan sonra bir don geldiğinde o meyveler tabii verimini kaybediyor, yani olmuyor. Çantamızı kontrol edelim, açık mı diye baktım da. Bakalım bu yaz artık bir Bulgaristan turu yapar mıyız motorla? İstekliyim yani, meraklıyım ama bakalım duruma göre. Artık Temmuz ayı olur, Ağustos olur. Sıcak aylarda gitmek istiyorum tabi. Soğukta pek sevmiyorum motor kullanma. Tabi böyle havalar iyi, 19 derece süper. Şu an neredeyse sanki Mayıs ayındayız ya. Şu an çevre yolundan Çorlu'ya doğru gidiyorum. Oradan havalimanı. Bir daha akşam döneceğim. Yani motorumuz da biraz aküsünü şarj etmiş olur, çünkü bayağıdır çalıştırmadım. Yaklaşık 3 haftadır yatıyor herhalde, marşına dahi basmadım. Depomuz yarım depo. Ben ufak tefek ya bakımlarını yapayım onun için, hiç olmazsa hani zincirini falan bir yağlayayım. Ama o taraflara bayağıdır bakmadım, biraz ihmal ettik. Evet, bu dereyi temizleyecekler, şuradaki pis dereyi. Gerçi Allah Allah, kurutmuşlar mı orada? Dere kurumuşa benziyor yani. Şu kanala vereceklerdi dereyi. Sanki dereyi kurutmuşlar gibi gördüm şu an yani. Tren de geliyor. Git treni bu arada. Yani şu Ergenekleri çok pis bir nehir ve ona ayrı bir hat çektiler. Direkt arıtmaya gidecek yani o hatla, yani bu yeryüzünden gitmeyecek. O kokudan kurtulacağız umarım.
Bu arada motosikletler geliyormuş herhalde Honda'ya. Bunun yeni kasası gelecekmiş. CB125F'in bir gelse de gidip görsek bakalım nasıl bir şey, fiyatları ne olacak. Bir de X500 mü diyorlardı. Öyle bir marka gelecekmiş yine Honda. Ama daha yok yani, bayide yok. Geçen baktım da yoktu. Bir tek BCX var. İşte Dio'lar var. En çok satılanlar. Onlar yani. Asla rüzgar var ama motor da çok iyi gidiyor ya. 100 km yağınında görüyor. Bakalım benim motosikletler gelsin, onları da bir görelim. Belki değiştiririz yani. Evet, motorcu arkadaşlar çıkmış. Geziyorlar. Herhalde işiyle arkadaki bayandı. Bir de bu arada drone fiyatlarına bakıyorum ama biraz pahalı. Aslında bir drone almayı istiyorum yani sizlere güzel böyle videolar çekmek için gittiğim yerlerde. Ama iyi bir drone fiyatı da 35 bin TL şu an. DJ S2 mi neydi? Baya yani pahalı fiyatlar. Evet, Çorlu. Yani burasını da deprem bekliyor bu arada. Yani veriyorlar Ergene tarafına. Ergene dedim, o bakma Ereğli. Yani Ereğli'nin açıklarında denizin altında fay hattı gibi varmış yani orada. Eğer orası sallarsa Çorlu'da bilmiyorum yani. Çorlu'ya da herhangi bir deprem için herhangi bir yatırım yapılmadı. Bir sürü yeni bina yapıldı. Tamam, binalar yapıldı ama deprem yönetmeliğine göre diyorlar, ama gördük deprem yönetmeliğine göre yapılan çoğu bina yıkıldı yani. Yani burada da aynı sıkıntı olma ihtimali yüksek. O yüzden şu an diken üstünde oturuyoruz yani evlerimizde. Durumlar biraz zor. Yani bilmiyorum ne gösterecek yani durumlar. Sağlam olduğuna emin oldum. Şu emlak konutları var, eski binalar, onlar raylı sistemmiş yani. Onlar depreme bayağı bir dayanıklıymış. Ama yeni diğer yapılanlardan hiçbir fikrim yok yani. İnşallah düzgün şekilde yapmışlardır müteahhitler. Ama müteahhitlere güvenirsek işimiz zor yani. Şu mesela burada sıfır binalar var şurada. Eroğlu. Titanic demiş. Eroğlu Titanic. Yani şöyle çekeyim de hem de siz de Çorlu'yu görmüş olun. Bu çevre yolu. İçinden geçmiyoruz da. Ya alt kolonlarına baktığım kadarıyla düzgün yani, böyle ince uzun kolon yapmışlar yani. Kolon yapıları güzel, eski emlak konutları bunlar işte. Bunlar sağlam binalar. Şunlar raylı sistemle yapılmış. Şu yüksek olan da aynı, bu da eski emlak konutları şu. Bunlar 95-96'da yapıldı depremden önce ama yani güzel depreme dayanıklı binalar yaptılar. Şimdilik böyle arkadaşlar. Videoyu kapatacağım, bakalım dönüşe de hem göstergelerimizi görmüş oluruz. Bakalım ledlerimiz gece nasıl yanıyor. Gösterdiğim videoda da burada daha güzel, biraz daha uzun çekerim. Hani daha iyi görmüş oluruz. Hadi akşama görüşürüz bakalım. Evet, işten çıktım, şimdi eve doğru gidiyorum. Şöyle göstergelerimizin bir görüntüsüne siz de bakın gece nasıl gösteriyor. Yani eskisine göre çok daha parlak ve canlı göstergelerimiz yani. Diğerleri sarı, böyle kötü, bayağı bir kötü yanıyordu yani. Tek rahatsız eden konu şimdi, bak şimdi uzunları açtığımda nasıl çok parlıyor şu uzunlar. Yani bu lambayı ya daha düşük wattlisini takmak lazım ya da orijinalini. Ama daha düşük wattlı bir led bulursam oraya takacağım, çünkü aşırı şekilde göz alıyor. Mesela uzun yolda bu adamı rahatsız eder diye tahmin ediyorum. Direkt gözüme vuruyor. Zaten kamerada da belli olur. Ama genel görünümü çok güzel oldu ledlerin. Göstergenin daha doğrusu. Yani böyle canlandı yani göstergelerimiz. Evet, 19 Şubat 2023. Şu an gece, gündüz 19-20 dereceydi ve şimdi
12 derece bir sıcaklığımız var. Yine de çok güzel bir hava. Şubat ayına böyle bir havaya denk gelmemiz yani. Artık 10 yılda bir mi olur ya da bir daha görür müyüz bilmiyorum. Ben ilk defa bu kadar sıcak gördüm yani Şubat ayın. Honda bayimiz burada. Bakalım motosikletler gelirse bakmaya geleceğiz. Videodan bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza abone olalım. Böyle bir motosiklet videosu paylaştım. Hani uzak kalmayalım diye iyi havada denk geldi. Görüşmek üzere arkadaşlar.